Merhaba değerli dostlar. Çocukluğumuzdan beri sübliminal mesajlar duyarız. İsim olarak bahsedildiğini de duyarız. Bunlar bizi hep etkisi altına almıştır. Biz fark etmeyiz ve günümüzde daha da ileri boyutlu artık frekanslarla bilincimize, beynimize, enerji alanlarımıza yani hayatlarımıza etki edilmeye çalışılmakta. Ne yazık ki bu frekanslar artık her yerden yayılabilmekte. Wireless, internet ağları, televizyonlar, belki hala dinleyen varsa radyo yayınlarından bile olabilir. Kalabalık kitlelere ulaşılabilen bazı konserler ve müzik festivallerinde. İnternetten severek dinlediğiniz bir müzik ya da herhangi bir sohbet programında bile verilebilmekte bu frekanslar. Ve kötü haber, Maalesef farkına varmadan maruz kaldığımız bu frekanslar hiç de masum değil. Artık her şey dijital. Akustik müzik dinleyemiyorsunuz. İster istemez bu frekansın etkisi altında zaten kalıyoruz. Televizyonlar, çeşitli yayın organları ve en kötüsü internet ağında. Artık o kadar büyük ileri teknoloji kullanılıyor ki hakikaten aklımız şaşar. Enerjinin gücünü biliyor olmalısınız. Bir suya güzel sözler söyleyin, başka bir bardak su alın, ona da kötü sözler söyleyin. Mikroskop altında ikisini de inceleyin. İki suyun kristal özelliklerinin farklılık gösterdiğini göreceksiniz. Bu testlerin gerçekliğini YouTube'dan da araştırabilirsiniz. Bedenimizdeki su oranının fazlalığını düşünürsek, bu frekansların iyi ya da kötü bizi etki altına alması hiç de imkansız değil. Hoş bir müzik dinlediğinizde enerjinizin değiştiğini sevdiğiniz bir insandan hoş bir şeyler duyduğunuzda enerjinizin değiştiğini ya da aksi halde travmatik bir duruma girebildiğimizi, nefret ettiğimiz bir insanı gördüğümüzde bile enerjimizin ne kadar değiştiğini hepimiz yaşıyoruz. Bu yüzden bununla ilgili çok fazla gereksiz örneklemeler yapmayacağım. Artık aklı olan bu gerçeği görüyordur. Ve ne yazık ki artık müzik piyasası da sevgili Google'da kötü insanların elinde hatta ne kadar çok vaktimizi harcadığımız televizyon. Maruz kaldığımız negatif güçlerin yaydığı frekanslar yetmiyormuş gibi bir de normalleştirilmeye çalışılan kokuşmuş, iğrenç, dehşet verici hayatların sunulduğu televizyon yayınları. Farkında değil misiniz? Bir gündüz kuşağı programlarına baksanıza. Kim kiminle zina yapmış, kim kimi boynuzlamış, örtülü kadınların altındaki göründükleriyle yaptıkları uyuşmayan hayatlar, cinayetler, dolandırıcılıklar. Beynimiz sürekli zaten bu saçma sapan durumlar karşısında uyuşmuş, işlevini yitirmiş durumda. Ve eminim bir kısmınız bu saçma sapan programları izlerken belki de çocuğunuzun söylediği bir şeyi dinlemiyorsunuz bile. Ama biliyor musunuz? O çocuğunuz internet karşısında hangi frekanslarla, hangi bilincin etkisi altında? Farkında değil misiniz? Bütün insanlık değişti. Artık maneviyatımızı yitirdik. Duygularımızı yitirdik. Bilincimizi yitirdik. Beyinler çürüdü. Ruhlar çürüdü. İnsanların eğlendiği konserlerden sonra dehşet verici cinayetler işlendi. Ya bu festivallerde bu bahsettiğimiz frekanslar veriliyorsa ki ihtimal çok yüksek ve etki altına alınan bu gençler başka frekanssal saldırılarla beyinleri iyice ele geçiriliyorsa ailesinden ruh olarak, düşünce olarak uzak birçok gencin artık belki de annesinden babasından daha önemsediği, daha değerli gördüğü, kolay ulaşabildikleri elinin altındaki bu dijital ortamdan komutlar alıyorlarsa şehir efsanesi gibi geliyor değil mi? Biliyor musunuz hiç öyle değil. Dehşet, vahşet artık bazı insanların espri konusu bile olabilecek kadar çürüdü beyinlerimiz, ruhlarımız. İşte bakın bir örnek. Kim ya? <laughs> <Surlardan fırlattıklarımızdır. gülüyor> bu çocukların masumiyetini kirleten çok büyük negatif bir güç var. İlli hiç duydunuz mu? Eminim çoğunuz duydunuz. Fakat bu ismin ciddiyetinin farkında mısınız? Bazı mason hocalar tarafından düzenlenen ayinlerde kan yapıldığından haberiniz var mı? ve bu kan ritüellerinde özellikle adrenalin salgılatılarak öldürülmüş çocukların kanlarını kullandıklarından haberiniz var mı? Eli baltalı bir caniyi final sahnesi olarak kullanmış, tam da bu konuya parmak basan bir film. Changeling orijinal adıyla Angelina Jolie'nin başrolünü üstlendiği 2009 yapımı sahtekar olarak Türkçe'ye uyarlanmış, gerçek bir hayat hikayesini anlatan bu filmi mutlaka izlemelisiniz anlattıklarımı şehir efsanesi olarak düşünenler bir sanat yapıtı olarak mutlaka izlemeliler. Bu hikaye yeni değil, çok uzun yıllardır süre gelen bir hikaye. Kayıp çocukların hikayesi. Kim zaman doğal afetlerde öksüz ve yetim kalmış çocukların kaybolmasıyla, kim zaman kaçırılarak, kim zaman da dolaylı yollardan ele geçirilip çeşitli yöntemlerle çevresindekilerin susturulduğu ve her şeye rağmen bu negatiflere karşı verilen bir savaşın hikayesi. İsim vermesem de anlayacaksınız. Yine faili meçhul bir çocuk cinayetinde ailenin hatta koskoca bir köyün susuyor olması benim aklıma bu negatif güçleri getirmiyor değil doğrusu. Kandan ve kaostan beslenen negatifler dünyayı yönetmenin ve ölümsüzlüğün peşindeler. Zaten nüfusumuz azalsın isteyenler bence ülkelerin yönetimlerini de ellerine geçirdiler. Kim bilir belki de binlerce yıl önceki yeraltı şehirlerine asıl bugün ihtiyacımız vardır. Bu dijital ortamdan uzak kalabilmek için, bu negatif frekanslardan kendimizi, ailemizi koruyabilmek için dünya boyutundaki hayatı algıladığımız atomun da yapı taşını oluşturan frekans ve enerji alanlarımızı temiz ve güçlü tuttukça bu frekans saldırısından galip çıkacağız. Sizden ricam çocuklarınıza sahip çıkın, onları görün, onları duyun. İnançlarınıza sıkı sıkı sarılın. Güzel günler çok yakında. Negatiften büyük, pozitif, kötülükten göçülü iyilik var. Pozitifte, iyilikte, güzellikte kalın. Hoşça kalın dostlar. Sevgiyle kalın.